Şimdi ayakkabımızın geçmişteki ismi Külen Bey ayakkabısı diye anılırdı. Ve Külen Bey dedikçe birçok kısım Külen Bey'i farklı yönlere çekiyordu. Fakat farklı yönlerde değil. Külen Beyler işte mahallenin önüne gelen kişileri veya bulunduğu köyde öne gelen kişileri, saygıdeğer kişiler olduğu için adları Külen Bey olarak geçermiş ve onları fazla tüketirmiş, ayakkabıyı kullanırmış. Aleykümselam Mehmet abi, hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı günler. Sağ ol abim benim, hoş geldin. Ayağımda ayakkabılar görüyorsun işte. Ya bu da mı? Çarşamba ayakkabısı değil ha, buyur bak. Oho, bak, sen... Çarşamba ayakkabısı değil. Abi ayağını ölçüsünü alalım. Ayağını ölçüsünü alalım da bir yumurta yani. Topuk ayakkabı yapalım sana. Yapalım. Otur abi, böyle bir otur. Yapalım. Mehmet abi, sen ayağın 43 numaraydı değil mi? Evet. Sana bir prova edelim. İsmim Mithat Özcan. Çarşamba yumurta topuk ayakkabısının imalatını yapıyoruz. 1977'de çıraklık dönemimiz başlamıştı. 1989'dan bugüne kadar kendi iş yerimizin faaliyetini göstermekteyiz. Çarşamba ayakkabısına imalatını sürdürüyoruz. Çarşamba ayakkabısının hikayesi bildiğimiz kara lastik. Tek parça yüzden olduğu için buradan kendi modelini çekmiştir. Biz bunu kara lastikten alıp güncelik deri ürünü olaraktan ayakkabı yapma imalatına modelini tasarladık. Ve yumurta burun, yumurta topuk olarak ismi tek parça deriden oluşur. Ve hakiki kösere, içine hakiki dana derisi kullanılır. Ve giyimi çok rahattır. Rahat olmasının sebebi bulunmuş olduğu yüzeyinde dikiş olmaz. Tek parça şeklindedir. Sadece şu arka kısmında bir dikiş vardır. İsterse bunu tüketici şu şekil tellik olarak da kullanabilir. İsterse ayakkabı olarak kullanabilir. Şimdi ayakkabımız tek parça demiştim ya, tek parça dediğimiz şu deri oluyor. Tek deri olaraktan. Bunu sayadır. Sadece şu arka kısmında çatı dikişi var. Bunu önce bu hale getiriyoruz. Ondan sonra kalıp, bildiğimiz kalıbımız var mesela, kendi has kalıbı. Bunu buna tutturuyoruz. Tutturduktan sonra monta hali bittikten sonra ökçe aşamasına geliyor. Ökçe aşamasından sonra tabanlara geçiyor, öksesi çakılıyor. Ve işi bittikten sonra bu hale geliyor. Ayakkabımız bu. Şimdi kardeşim, işimizin zorlukları çok zor. Güzel bir yere temas etti. Mesela işimizde işçi bulamıyoruz, çırak yok. Kalfa sorunu sorun. Bulunduğumuz günlerde bir de pandemi girdi işin içine. Kısıklı çalışıyoruz. İşçi sorunu çok, başlı başınca sorun ya. Çırak bir kere yok. Biz kendi gücümüzle çalışıyoruz. Kendi gücümüz derken oğlum yanımda, biz beraber aile şirketi olaraktan çalışıyoruz. Yani işçi yok ya. En zor şeyimiz zaten o. Sıkıntımız, en büyük sıkıntımız çarşambada çırak sıkıntısı, işçi sıkıntısı. Yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki çarşambada en geç ayakkabıcı olarak benimdir yani. Benden sonrası yok.
Çarşamba'da ayakkabımıza ilgi çok. Sadece çarşambayla bitmiyor. Aynı zamanda yurt dışı talebi var. Yurt dışına da internet üzerinden satışlarımız veya gelen gurbetçilerden dolayı satışlarımız bu şekilde devam ediyor. Çarşamba ayakkabısını bir de minyatür hale getirdik. Mesela hediyelik grup olarak da çarşamba ayakkabısı olarak da hediye gelen misafirlerimize bunu hediye olarak takdim ediyoruz. Bu da yine aynı şekilde az önce bahsettiğim gibi tek deri, tek parça oluşuyor. Aynı şekilde bunun da tabii ki kendine göre küçük kalıbı var. Bu kalıbı da buna monte edip bu şekilde bu da ayakkabı haline alıyor. Ve çarşambanın adıyla anılıyor. Çarşamba ayakkabısı. Yumurta topuk, yumurta burun. Hiçbir il ve ilçede kendi adıyla anılan ayakkabı yoktur. Bu çarşambaya has bir ayakkabıdır. İsmi zaten ayakkabının üzerinde çarşamba ayakkabısı. Biz de bunun üzerine tabii farklı işçilikler yaparak malzemesini olsun, modelini de olsun, tasarımları olsun değiştirerek kendimize bir marka ettik. Ve marka olarak da Türk Paten Enstitüsü'ne marka tescilini aldık. Geçtiğimiz aylarda işte belediye başkanımız da yardımcı oldu bize. Onun vasıtasıyla coğrafi işareti çarşambaya kazandık. Yılında Çarşamba yöresine Osman Usta tarafından getirildiği söylenen yumurta topuk ayakkabı kültürü ilçede hala yaşatılmaya devam ediyor. Bunlar aynı zamanda kullanan kişi buna göre kumaş pantul, 8 köşe kasket, siyah yelek, beyaz gömlek bu takım birbirini bu şekilde tamamlıyor. Çok güzel oldu bunun. Bu da bir büyük ayağa bak bakalım. Tam oturdum ayağına bir görelim onu. Nasıl abi? Rahat mı? Rahat, rahat. Sen ayakların bunları özlemiştir şimdi. Özlemez olur mu? Tabii ki özledi. Ayaklar tabii ki özledi. Burada ya. Bunları yazlık olarak yapalım. Kışın bunları tabii giyin ama yazın. Kışın bunları giyerek. Evet, yazın bunları yazlık olarak sana. Yapalım. Yapalım abi. İyi olur. Yapalım. Sen rahatlığını söyleyebilirsin Umut abi. Rahat bunlar, rahat. Çok rahat. Ben çarşambalıyım da. İşte. Ben çarşambalı böyle ayakkabı giyerim.